Değerli izleyiciler, Çin Uluslararası Radyosu Türkçe Servisi'nin Çin-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 50. yılı dolayısıyla hazırladığı özel programın bu bölümünde Sayın Xing Minghua ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Minghua. Hoş buldum. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi sizle yarım saat 35 dakika kadar sohbet edeceğiz ama isterseniz ben önce sizin bir Türkçe adınız da var. Mine Hanım deniyor. Bu aslında benim çok hoşuma giden bir şey. Yani Çinliler çalıştıkları ülkede, ilişkili oldukları ülkeden bir ad alıyorlar. İşleri herhalde çok kolaylaştırıyor. Yani gerçi sizin adınızı telaffuz etmek çok zor değil ama yani Mine demek herhalde pek çok şeyi kolaylaştırıyor ve yani böyle bir alışkanlık var. Yani Çinliler, benim tanıdığım bütün Çinlilerin bir Türkçe adı var. Siz Mine'yi nasıl seçtiniz? Bir kere Mine'nin telaffuzu benim orijinal Çince ismine Mime çok benziyor. Minghua'daki Min sesi ve Mine'ye çok benziyor. İkincisi Minghua, Hua içinde çiçek anlamı taşıyan bir karakter de var. Zaten Mine de bir çiçekmiş. O iki sebepten dolayı Mine olarak evet seçtim Türkçe ismini. Gayet de uygun sizin için. Teşekkür ederim. Siz Türkçe'ye nasıl ilgi duydunuz? Bir onu anlatır mısınız? Yani hani merak konusu. Yani ben şahsen merak ediyorum. Nasıl başladı Türkçe serüveniniz? Bu da çok benim için de ilginç oldu. Üniversite okurken birinci yabancı dilim tabii İngilizce doğal olarak. İngilizce dili ve edebiyatı lisans eğitimi görürken seçmeli yabancı dil olarak Japonca'yı seçtim. Seneler sonra Japonca ile Türkçe arasında sintaks olarak çok benzediğini öğrendim. Ve bu şekilde Türkçe öğrenmeye başladım ve çok hızlı ilerledim. Daha doğrusu kendi kendime öğrettiğim sürecinde Türkçeyi hiç eğitimi görmeden belli bir seviyeye ulaşmış olduğumu farkına vardım. O şekilde geçiş rahat bir şekilde evet yapabildim Türkçe'ye ilerlemek için. Şimdi aslında ilginç bir noktaya temas ettiniz. Ben Çin'de 3 yıl kaldım. Çin Uluslararası Radyosu Türkçe Servisi'nde çalıştım. Ve hani bana bazı arkadaşlarım diyordu ki yani 3 yıl Japonya'da kalsan Japonca'yı çok rahat öğrenebilirdin. Yani çok az Çince konuşabiliyorum. Ama yani Japonca ile Türkçe arasındaki yakınlık ilginç. Yani sizin de çok işinize yaramış. Çok, evet. Size de tavsiye ederim. Japonya ya gitmeyi düşünürseniz ve yaşamayı, Japonca öğrenmeyi düşünürseniz evet sizin için inanılmaz avantajlar var. Nerede eğitim aldınız? Yani hangi kentte, hangi üniversitede? Çin'de kuzey-batı ucunda üniversitede İngilizce eğitim görmüştüm orada. Ama seçmeli olarak Japonca okumuştum. Belli bir seviyeye, sanırım orta seviyeye ulaşmıştım Japonca'da. Ardından Türkiye'ye tesadüf olarak misafirlik etmek amacıyla gelmiştim. Ama çok hızlı bir şekilde Türkçe'yi öğrenebilmişim ki ardından da Türkçe dalında ilerlemeye devam ettim. Sonradan Çince öğretmenliği, çevirmenlik devam etmeye evet ilerliyorum. Yani doğru mu anlıyorum? Siz Türkçe konusunda bir akademik eğitim görmediniz mi? Türkoloji bölümünden mezun değilim. Bir deha örneği var o zaman. Bunu söylememe izin verin. Yani akademik eğitim görmeden, üniversite eğitimi görmeden Çince'yi bu kadar net konuşmak ve net diyalog kurmak bence bir deha örneği. Bunu söylememe izin verin. Peki Türkler şöyle düşünür. Herhalde bu dünyada da böyle bir kabul var. Çince dünyanın en zor dilidir denir. Fakat anlıyoruz ki Türkçe öğrenmek daha kolay bir yabancı için. Çince gerçekten dünyanın en zor dili mi? Aslında eğer gramer yapısından bahsetmek gerekirse Türkçe daha zor. Türkçe ve Çince arasındaki en büyük farkı mesela dan bir tanesi. Fiiller üzerinde Çince'de her zaman olduğu gibi devam ediyor. Bütün zamandır kişi hangi durumda olursa olsun fiil üzerinde değişiklik yoktur Çince'de. Fakat Türkçe'ye geçtiğimiz zaman bütün değişiklikler anlam yüklemesi fiil üzerinde yaşanıyor. Dolayısıyla bu çok zor bir yapışık. O ekleri var ya hani gerçekten çok zor bir konu. Düşünerek konuşmak zorunda kalıyorum mesela Türkçe konuşurken. Düşünüyorum ki ek doğru muydu, zaman doğru muydu, kişideki ekleri doğru mu kullanıyorum gibi düşünerek konuşuyorum. Dolayısıyla Çince'ye kıyaslandığı zaman Türkçe daha zordur. Yine ilginç bir şey söylediniz. Yani Türkçenin daha zor bir dil olması tabii, yani siz hiç zorlanmadınız ama yani diğer yabancılar için ya da Çinliler için Türkçenin daha zor olduğunu söylüyorsunuz. Peki siz kaç yıldır Türkiye'de çalışıyorsunuz ve yani bu süre içinde Türkçeniz pratik yaparak ilerlemiştir muhakkak ama yani yeni ne katıldı Türkiye'de çalışarak Türkçenize? Bu çok önemli ve güzel bir soru. Tabii ki bölümden mezun olmadan Türkçe'ye ilerletmek zor bir şeydir herkes için. Çünkü Türkçe zor bir dil. Bunu yabancı biri ağzından duymak sizin için ilginç gelebilir. Çünkü hepiniz müthiş, mükemmel Türkçe'yi biliyorsunuzdur. Ben de bu süreçte tabii ki profesyonel eğitim almaya denedim. Yüksek lisansımı çeviri bilim üzerinde yaptım ve Türkçe-İngilizce çeviri bilim programında kayıttaydım. Bu tabii bu çok önemli ve çeviri bilim üzerinde ilerlediğim için her gün iç içe kalıyorum. Türkçe ile çeviri bilimiyle, Türkçe-i Çince arasındaki farklılıklarla her gün iç içe kaldım ve bu süreç şu an 16. yıla basıyorum. 16 yıldır her gün Türkçe ve Çince arasında gidip geliyorum. Japonca bu arada ne durumda? Yani o da işinize yarıyor mu profesyonel yaşamda? Dolaylı bir şekilde işe yarıyor. Şu an doğrudan Japonca kullanmıyorum. Fakat Türkçe'ye ilerlemeye çalıştığım süreçte daha önce edinmiş olduğu Japonca üzerindeki bilgileri çok işe yaradı ve devam ediyor. Bu çok önemli. Çünkü ben doğrudan ana dilimden yani Çince aracılığıyla Japonca'yı okumuştum. Bu farkı yaratıyor. Oradan daha iyi bir kavram sağlıyor. Ve o derinlik şekilde ilerlediğim gramer bilgileri Türkçe'ye geçiş yaparken ve ilerletirken çok işe yaradığını söyleyebilirim. Siz şu anda bir üniversitede görevlisiniz. Okan Üniversitesi'nde. Evet. Öğrencilerinizden biraz bahseder misiniz? Yani onların durumu ne, ilgileri, merakları ne? Onlar niye Çince'ye ilgi duymuşlar? Ya da siz nasıl kolaylaştırıyorsunuz onların işini? Biraz öğrenciler açısından bakıp anlatabilir misiniz? Evet, bu da çok güzel bir soru. Yanıt vermek çok istediğim bir konu. 2007 yılından beri İstanbul Okan Üniversitesi'nde çalışmaktayım. Öğretim görevlisi olarak. Bizim Çince mütercim tercümanlık bölümümüz vardı. Ve o günden bu yana Çince'ye daha önce hiç bilgi olmadan bize kazanan öğrencilere eğitim vermekteyiz. 2007 yılından bu yana kaç sene geçti? Neredeyse 14 yıl. Yılların verdiği bir birikim önemlidir. Sistem oturmak açıdan, öğretim, müfredat programı, Çin'le yurt dışı eğitimi, öğrencileri eğitim verirken ve kültürleri yaşatarak öğrenmeleri sağlamak açıdan ciddi bir birikim oluşturdu. Öğrencilerimiz ilk başta tereddüt ediyordu hani Çince çok zor diye ve Türkiye'de çok ilginç bir kavram var. Çince'yi seçmek büyük bir cesaret gerektiren bir şeymiş. Halbuki bütün dünyada neredeyse şu an 40 milyona yakın, hani yanlış hatırlamıyorsam, yabancılar Çince eğitimi görmekteler. Ve tabii ki öğrencilerimiz ilk senelerde şu anki seviyeye ulaşamıyorlardı. Ama sistem gelişti, kendileri de daha hızlı bir şekilde geliştirme öğrendiği yurt dışı programla gelişti ve şu an çok iyi bir seviyeye ulaştılar. Profesyonel bir şekilde her alanda iş hayatları sürdürüyorlar. Yani acemi bir eğitim programı ve acemi öğrencilerle beraber 14 sene sonra şu an profesyonele dönüştürdük her açıdan. Sizin tabii çok büyük emeğiniz ve katkınız olmuştur bu dönüşüm sürecine ve öğrencileriniz eminim ki size müteşekkirdir. Teşekkür ediyorlardır bütün mezun ettiğiniz öğrencileriniz. Şimdi Türkiye'de tabii daha çok 2000'li yıllardan, yani son 10-15 yıl içinde Çince'ye bir ilgi var. Yani Çin'e de bir ilgi var. Çince'ye de bir ilgi var. Yani yanılmıyorsam bazı liselerde bile, üniversitelerde zaten var ama seçmeli ders olarak okutulmaya başladı Çince. Yani diyelim ki 30 yıl önce akla gelmeyecek bir şeydi. Daha çok işte yani İngilizce, sonra da Fransızca, Almanca öğrenilirdi. Yani Türkiye'deki özel okullar, özel kolejlerde bu Batı dilleri üstünden bir eğitim verirdi. Sizce bunun nedeni ne olabilir? Yani Çince şimdi yayılıyor. Evet, insanlar merak ediyor. Bir kısmı da öğreniyor. Yani ve sonra da devam ediyor. Ama hani çok az öğrenen bile bir adım atmış oluyor. Bunun nedeni ne olabilir sizce? Evet. Bence siz doğru bildinizdir. 2000 yıllardan itibariyle şimdiye kadar bir atılım yaşanmış bu Çince eğitimi ve ikili ilişki geliştirmek açısından. Ben şöyle söylemek istiyorum, bu da ikili ilişkiyle paralel gittiğini söyleyebiliriz. 2000 yıllardan itibariyle ikili ilişki belli bir seviyeye geliştirmek açısından hızlı bir ilerleme yaşandı 2000 yılından bu yana. Örneğin 2001 yılında yurt dışı turizm destinasyon olarak birbirine karşılıklı olarak tanımlandı 2001 yılında, yanlış hatırlamıyorsam. Ardından da tabii ki 10 yıl sonra 2010 yılına geldiğinde stratejik işbirliği partnerliği ilişkisine kadar yükseltildi. Ve ardından da kuşak ve yol girişimi ile orta koridor girişimiyle uyumlaştırması ilgili anlaşmalı imzalandı. Dolayısıyla ikili ilişkinin düzeyi yükselmesiyle paralel gittiği bir merak, Çince üzerindeki merak ve Çin kültüründeki merak artışı paralel gittiğini söylenebilir. Bu ikili ilişkilerdeki olumlu atmosfer, sıcak ilişkiler, sıcak bağlar tabii ki çok etkili. Fakat izin verirseniz ben hani şunu da belirtmek istiyorum kendi adıma. Çin'in bu süreçte her anlamda gelişmesi ve dünyaya açılması, işte ekonomik gelişmesi, kültürel gelişmesi. Çin zaten yani tarihten beri merak edilen bir ülkedir. Yani en azından ilginç bir ülke olarak bilinir. Ama bu yeni gelişmeyle birlikte modernleşme sürecine de insanlar biraz tanık etmeye başladı. Yani Türkiye'de mesela benim çocukluk yıllarımda 1970'li yıllarda Çin deyince akla önce kung fu filmleri gelirdi. Hong Kong yapımı filmler. Çok duyuyorum, evet. Bir de Çin spor ayakkabıları gelirdi. İzmir fuarında Çin pavyonunda en çok işte onlara bakılırdı. Ama şimdi Çin her açıdan merak ediliyor. Ekonomik açıdan, kültürel açıdan, sineması, sporu. Bu anlamda tabii Türkiye'de kendi üstüne düşen karşılamayı yapıyor ve dediğiniz gibi ikili ilişkilerdeki yakınlık bu sonuçlara yol açıyor. Tabii kitap çevirileri, edebiyat ya da edebiyat dışı yayınlarda da büyük bir artış var. Sizce bu konuda daha ne yapılabilir? Örneğin işte bizim yayıncılarımızın Beijing Kitap Fuarı'na gitmesinden başlayarak neler yapılabilir daha? Bu tam da özü hani dokunan bir sorudur. Uzun vadeli yakınlaşmak için her iki taraf için neler yapılması gerekiyor ve neler yapılacak? Çok konuşuluyor. Hani dediğiniz gibi 2000 yılından bu yana herkes bu soruyla ilerliyor açıkça. Bana kalırsa hani kendi alanımda düşünerek yola çıkmak gerekirse eğitim, başta eğitim, dil eğitimi. Çünkü her ne kadar İngilizceden ya da üçüncü başka hani yabancı dillerden kaynaklar birbirimize öğrenmeye çalışırsak da doğrudan dolaysız yüz yüze iletişim ve temas her zaman daha etkileyici ve daha verimli olur. Bu nedenle birinci olarak bana kalırsa diye ikinci olarak da dil eğitimi kökleşmesi, uzun vadeli planlama ve hayata geçirmesi için adımlar atılması gerekiyor. Tabii ki şu an üniversitelerde Çince eğitim bölümü açılıyor, yurt dışı eğitim programlar düzenleniyor vesaire ama biliyorsunuz ki bir kişi uzman olunabilecek kadar seviyeye ulaşması için bir dilinde neredeyse en azından 10 yıl gerekiyor. Yani şu an üniversitede okuyan öğrenciler bu alandaki bir uzman olabilmesi için 10 yıl geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu yaparken sabır ve uzun vadeli bakışla yapması gerektiğini düşünüyorum. Ki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra doğal olarak ikili iletişim, yayınlar ve somut meyveler verilmesini görebileceğiz. Siz ikili ilişkilerden bahsettiniz. Özellikle kültürel alandaki ilişkilerin gelişmesinden ve bu konuda çalışmaya vurgu yaptınız. Yani sabra, iradeye, çalışmaya. Örneğin burada mesela Confucius enstitüleri önemli bir rol oynuyor. Yani Çin kültürünü, Çin dilini, Çin gerçeğini ve tabii dolayısıyla Çin insanını da tanıtmak açısından dünyaya önemli roller oynuyor. İşte sizlerin üniversitelerdeki çalışmalarınız var. Örneğin yani bu kurumlar hakkında neler diyebilirsiniz? Yani siz ya da Confucius enstitüleri, Çince öğreten insanlar, kurumlar. Oradan bakınca nasıl görünüyor? Yani bir karşılık, bir yankı bulabiliyor musunuz? Buluyorsunuz da. Bir de yani biraz anlatırsanız iyi olur. Evet, kesinlikle çok önemli. Bu tür kültür merkezleri açılması çok önemli. Karşılıklı olarak bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam Yunus Emre Enstitüsü de Pekin'de açılmış. Evet. Dolayısıyla karşılıklı gelişmeler yaşanıyor. Mesela sembolik olarak enstitüleri açılması da kalmamalı tabii ki. Onun yanı sıra insanlar bunları üzerindeki farkındalığı artırması önemli. Örneğin Confucius çok bilinen bir isimdir. Peki Confucius düşünceleri nedir? Tam olarak hayatımıza ne işe yarar ya da onlardan bizim için anlamlı bir şey neler çıkarabiliyoruz? Ya da karşılıklı olarak Yunus Emre kimdir? Onun öğütleri neler? Gündelik hayatımıza ya da iş hayatımıza ya da yaşam sürecimize neler katabilir? Dolayısıyla kültür işi detaylı işi olduğunu düşünüyorum. Bu detayları insanların gönlünde ve düşünme değer dünyasında yerleştiği zaman bu kültürlerin birbirine yakınlaştırabildiğini göreceğiz. Evet. Tabii karşılıklı işte Çin'de Türkiye yılı kutlandı. Daha sonra Türkiye'de Çin yılı kutlandı. Yani bu tür etkinliklerde çok geniş yelpazede bu karşılıklı öğrenmeyi kolaylaştırıyor ve örneğin yani turizme de ki Çinliler daha çok kültür turizmini tercih eden bir halk. Yani hani deniz, güneş, kumdan çok kültürel yerleri görmeyi seven bir halk. O açıdan tabii yani önü çok açık. Yani zaten 21. yüzyılda işte Asya'nın iki ucunda yer alan iki ülke olarak önemli roller oynuyorlar. İzin verirseniz size hani biraz da kişisel bir soru sormak istiyorum. Türkiye'ye gelmeden önce yani zihninizdeki Türkiye ve Türk insanı imgesi neydi? Yani ne görüntü vardı aklınızda ve Türkiye'ye gelince neyle karşılaştınız? Türkiye'ye gelmeden önce inanın Çin'de her yerde Türkiye ile kitap aramıştım 2000 yıllar başlarda. Ve tahmin edildiği gibi hiçbir yerde bulamamıştım. Türkiye tanıtan kaynaklı hiç yoktu 2000 yıl başlarında. Tabii ki biliyorduk Türkiye nasıl bir yerde. Aklımda Türkiye ilgili imajı gizemliydi, misterikti. Mükemmel manzaralar sahipti. Asya ve Avrupa'ya bağlayan özel bir yer olduğunu biliyordum. Ama daha detaylı bilgileri sahip değildim ve imkanı yoktu öğrenmeyi. Sonra geldiğimde evet gizemli, zengin kültüre sahip olduğunu tekrar aynı şekilde düşünüyorum. Ama tabii Türkiye ile ilgili çok şey öğrenmiştim ve o kadar da misterik olmadığını düşünüyorum artık. Yani muhakkak siz de duymuşsunuzdur, tanık olmuşsunuzdur. Türklerde şöyle bir yani inanış vardır, yanlış bir inanış da. İşte Çinliler Çin Seddi'ni bizim için yaptılar diye tarihte. Aslında bunun yani Türklerle bir o anlamda bir ilgisi yok. Çinlilerde, Çin halkında Türklere karşı böyle bir klişe var mı? Bir şablon var mı? Aslında Çin Seddi ne için yapıldığı önemli değil de önemli olan ta 2000 sene önceye kadar iki kültür arasında bir kaynaşmışlığı olmuş. Bu önemli. Yani evet. Demek ki alakamız 2000 yıl önceye kadar uzanmış. Bu önemli. İlişki söz konusu olursa hepimiz biliyoruz. Ara ara dost olursun, ara ara düşman olursun. O önemli değil. Çünkü hep değişken bir şeydi ilişki. Önemli olan o günden bu yana arada hep bir bağ olmuştu. Ve karşılıklı olarak tanımak açısından bu çok önemli. Yani köklü bir bağ olması önemli. Ve günümüze geldiğinde o bağ farklı açıdan tazeleniyor ve derinleştiriliyor. Bu çok heyecan verici bir mesele. Öğrencilerinizden Çin'e gidenler oldu mu? Tabii çok, çok. Her sene. Bizde bir sistem var, burs veriliyor. Belli bir seviyeye, yani başarı seviyesine ulaştığı zaman herkes burs kazanıp Çin'de okuyor. En azından tüm öğrencilerimizden bahsediyorum. En azından %50 ile 60 oranıyla Çin'e gitmiş, okumuş ve dönmüştür. Onlar ne diyor? Yani onlardan da muhakkak size bazı şeyler söylüyorlardı. İşte hocam, Mina Hanım çok sevdik ya da işte yemek yiyemedik. Yani böyle değişik nasıl tepkiler veriyorlar? Emin olun gitmiş dönen tüm öğrencilerimizden hep tekrar dönmek istiyor. Büyük çoğunlukla %90 üstü. Hem de dönüp de yerleşmek isteyen çok. Bu yoldan devam etmek isteyen çok. Çoğunlukla. Bir de sadece Çin ve Türkiye arasında düşünmeyelim. Bizim bölümümüzden mezun olup Çin'de, Türkiye'de profesyonel hayatı sürdürmek ile yalnız birlikte bütün dünyaya yayıldı. Amerika'da, Avustralya'da, Orta Doğu'da, Dubai'da, Avrupa'da, her yerde profesyonel hayatları sürdürüyorlar. Öğrencilerinizden söz ettiğiniz işte Çin'e gittiklerini, etkilendiklerini, bir daha görmek istediklerini belirtmişler. Aslında Çin öyle bir ülke. Yani bir kere tanımak için en az turist olarak gittiğiniz zaman bile bir 15-20 gün en azından, yani birkaç gün içinde tanınacak bir ülke değil ve gidip böyle daha farklı yerlerini de, işte Beijing, Şanghay, kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı çok farklı yer. Turistik açıdan da öyle, kültürel olarak da öyle, işte diyelim ticari açıdan da öyle. Çok farklı olanaklar var. Siz peki şu anda mesela Türkiye'de olan Çinli öğrencilerle var mı tanıdığınız? Onlar size bir şeyler soruyorlar mı? Yani evet, evet. Türkiye'de tabii, eğitim alan. Onlar ne diyor? Tabii. Onlar nasıl oluyor? Genelde Türkiye'yi çok sevdiklerini söyleyebilirim. Hava şartlarından denize kadar, insanların yardımseverliğinden ve iyi niyetliğine kadar her şeyi anlatıyorlar. Genel olarak seviyorlar. Sizin mesela nasıl, Türkiye'de günlük yaşamınız İstanbul'da nasıl geçiyor? Yani hani yemeklerle aranız nasıl? İşte İstanbul'un trafiğiyle aranız nasıl? Evet. Türkiye ve İstanbul, yani Çin kadar kalabalık değil nüfus açısından ama ben İstanbul'un kalabalığı bana Pekin'in ya da Şanghay'ın kalabalığından daha fazla gelmişti mesela. Siz ne yapıyorsunuz? Evet, İstanbul'u almak trafikten kurtulmaya çalışmaktır. Yani evet, trafik yoğunluğu İstanbul meşhurdur. Pekin, Şanghay kadar kalabalık. Trafikte kalmak zor bir şey. Bu açıdan İstanbul'da yaşamak zor. Her gün trafikiyle uğraşmak. Ama öte yandan da hepimiz biliyoruz ki hayattan güzel bir şey edinmek istiyorsak bedeli vardı. İstanbul'daki bütün güzellikleri madem faydalanıyoruz, bedeli de trafikte uğraşmak olsun. Evet, bu açıdan şehir planlama açısından İstanbul'un zorlukları var. Çünkü köprü sayısı sınırlı. Nüfusu belli. Yani onun için kolay değil. Yemekler nasıl? Ne zaman yani başından beri alışmış mıydınız Türk yemeklerine? Ay, inanılmaz güzel bir konuya ediniliyor. Yemek konusunda inanılmaz zorlandım ve halen zorlanıyorum. Her ne kadar Türk kültürü sevmiş bir insan olsam da benim midem Çin midesi. Yani Çin kültürüne alışmış bir mide. Onun için Türk yemekleri seviyorum da yapıyorum. Aşçılığı sertifikalarım da var. Hani geleneksel Türk mutfağı ile ilgili. Ama zorlanıyorum. Onun için mecburen evde Çin yemekleri pişiriyorum. Severim tabii, Türk mutfağı çok severim. Saygı duyarım, öğreniyorum. Ama yani zorlanıyorum. Zannediyorum yani iki ülke, iki kültür arasındaki yani en keskin ayrım yemek konusunda oluyor. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ben Çin yemeklerini yani çok sevdim. Hala yemeye çalışıyorum buradaki lokantalarda ama çok büyük fark olduğunu biliyorum. Şöyle bir anımı anlatayım. Bir Çinli arkadaşımın evine giderken o yolda bir dükkandan, marketten yumurta, salatalık ve domates aldı. Biz onu tabii bizim ya Türklerin o üç yemeği, yani yumurta, salatalık ve domatesi nasıl yiyeceği belli. Fakat o yumurtaları salatalığın üstüne kırdı. Farklı bir şey. Evet. Domatesin üstüne de şeker ekip getirdi. Yani malzeme aynı ama çok farklı bir yiyecek. Evet, yani Çinlilerin de Türklerin aslında en zorlandığı ve alışmakta güçlük çektiği konu o. Siz az önce, şimdi yavaş yavaş söyleşimizin sonuna geliyoruz. Kuşak yoldan bahsettiniz. İşte Asya'nın iki ucunda, iki kadim uygarlık, çeşitli uygarlıklara tanık olmuş topraklar ve aslında birbirine de çok benzeyen iki halk. Yani aile yapıları, aileye bakışları, büyüklere bakışları, küçüklere bakışları pek çok açıdan çok birbirine benziyor. Ve kuşak yol şimdiden belli ki 21. yüzyılın belirleyici unsurlarından birisi olacak. İsterseniz ya kuşak yolla ilgili sizin kişisel yorumunuzu dinleyelim. Sonra da yavaş yavaş kapatalım. Okay, teşekkür ederim. Bu ciddi bir konu edindiğiniz için. Çok önemli bir konu tabii ki. Benim kişisel görüşlerimi paylaşmak da isterim. Kuşak ve yol girişimi benim anladığım kadarıyla açık bir platform. Bir fikir, bir kavram, bir çözüm önerisi. Çünkü küreselleşme sürecindeyiz hala. Her ne kadar hani küreselleşmeyi geri çevirme eğilimde boy gösteriyor olsa da küreselleşme süreci devam etmekte olduğumuzu söylenebilir. Çünkü farkındaysak hiç olmamış kadar birbirimize iç içe buluyoruz, mesela dijitalleşme, dijital ekonomi, paylaşım ekonomisi vesaire. Dolayısıyla insan artık sadece bir yere, bir konuma, bir kültüre, bir ulusa bağlı kalmıyor. Artık herkes evrensel ve ekonomiler de aynı şekilde. Bu nedenle her ne kadar çok böyle açık olan, hani kapsayıcı platform olursa o kadar faydalı olduğunu düşünüyorum. İster Çin tarafından önerilir, ister Afrikalılar tarafından önerilirsin. Önemli olan herkes daha çok imkan platformu yoluyla elde edebilmesi. Ve tabii ki bu türlü platform, ister ekonomik, ister siyasi, ister kültüre ya da iletişim açıda açık ve kapsayıcı olması önemli. Dolayısıyla ben dil bilimciyim. İncelediğim zaman mesela oradaki anahtar kavramlardan hep şey uygulanıyor, ortaklık, ortak paylaşım, ortak inşa, ortak istişare. Bu dirsel açıdan önemli anlam taşımaktadır. Çünkü üstünlük duygusu ve eşitlik duygusu bambaşka, zıtta olan iki şeydir. Eğer bir platformda herkesi bir araya getirmeye çalışıyorsa bu platformu ruhu çok önemli. Yani üstünlük olmaması, eşitlik olursa herkes için imkan ve fırsat eşit olabilecektir. Bu anlamda bu çok güzel bir deneme öneri olduğunu düşünüyorum ve dışa açık, etkileşimli olması önemli. Çünkü farkındaysak bazı mevcut platformlarda söz hakkı kime ait belli. Üstünlük duygusu belli. Bu çok zor bir şey. Dünya halen küreselleşme sürecinde olduğu için herkes gelişmek istiyor. Onun için herkese fırsat tanıması gerekiyor. Bu bir çözüm önerisidir. Aslında hepimize ait, dünyaya aittir. Farkındaysak internet kimin tarafından icat edildiği artık önemli değil. Herkes kullanıyor. Tıpkı güneş ışığı, hava, su gibi artık herkese ve evrensel oldu. Dolayısıyla evet, açık bir platform olduğunu düşünüyorum ve bir de zamanla geliştirecek bir şey. Bu çok önemli. Çünkü farkındaysak insanlık tarihinde bir şey ortaya atıldıktan sonra deneme yapılıyor. Deneyler oluyor. Ondan sonra hani başarılı mı, başarısız mı, nasıl iyileştirecek, nasıl geliştirecek ve kime faydalı, kime faydasız anlaşılacaktı. Zamanla bunları şahitlik yapacağımızı düşünüyorum. Evet, çok güzel özetlediniz. Sayın Çin Minghua, Mine Hanım, görüşleriniz bizimle paylaştınız, deneyimlerinizi anlattınız, çok ufuk açıcı şeyler söylediniz. Çok teşekkür ederiz. İyi çalışmalar ve başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Zaycihan. Zaycihan.